Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizde görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertibdeki haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Kanalımızda kıtanlar ekranımız olsun. Slovakya resmi vekilleri ümiki Tayvan'ı ziyaret kıldı. Avrupa İttifakı'nın eza devlet Slovakya'nın muavin iktisadi ministri Karol Galık ve başka emaldarlarını öz içi kalan 43 vekil Xitay'nın narazılıkı pisent kılmay Tayvan'ı ziyaret kıldı. BBC'nin haberde bildirilmişçe, Slovakya resmi vekiller ömiki 6. dekabr Tayvan'daki 6 günlük ziyaretine başlayan bulup, iki taraf ministerleri iktisadi hemkarlık sahası boyunca kengayış yığını açkan. Yığında Slovakya Tayvan'ı kollaydıqallığını, Tayvan bilen beraber şirikçilik münasibeti ornatışkı teyyar ikerlikini bildirgen. Ma'lum bo'lishicha, Yevropa parlamentining sobiq siyosiy maslahatchisi navbatda Tayvanda Yevropa ittifoqi Tayvan munosabati tadqiqoti bilan shug'ullanayotgan doktor Zuzusa Frensi Slovakiyaning Xitoyning eng az mablag'iga erishgan Yevropa ittifoqi davlati ekanligini, yaqindan buyon Tayvanga bo'lgan qiziqishining kuchayotganligini bildirgan. Slovakiyaning Tayvan ziyorati tashqi dunyoning diqqatini qo'zg'agan bo'lib, bu davlatning Xitoy bilan bo'lgan munosabatining Litvaniyaga o'xshash qilishi Şundaqla Avrupa İttifaqı Tayvan ve Xitay otursudaki üç burjek münasibette özgürüş buluş mümkünlüğü hakkında parazlar otturup koyulgan. Litvaniya yakında Tayvan hükümetinin Tayvan namini işiltip, vakaletxana tesis kılışığı yol koygandan kiyen, Xitay bununla qattiq narazılık bildirgen idi. Şundaqla iki devlet münasibetini vakalet derecesi düşürüp, diplomatik öç aldığalıqını bildirip tehdit salgan idi. Xitay Uyghurlarının medeniyetini bastırış cinayetini perdazlaşka urundi. Atalmış Uyghur Abdunum rayonu korçak emeldarları 6. dekabr sahtı teşvikatının devamı süpütüde en-enevi medeniyetke varıslık kılış ve koğdaş teymisi de məxsus akbarat ilan kılış yığını açkan. Tanrıtağ Torunun haberde bildirilişçe atalmış Uyghur Abdunum rayonu korçak emeldarları Şərq Türkistandakı Uyğur qatarlıq millətlərinin milli mədəniyyətini qoruduqallığını dava qılğan ən-ənəvi mədəniyyətə varislik qilish və qoğdaş temasında məxsus axbarat elan qilish yığını açqan. Yığında Xitayının yaqınqı illərdən biri Şərq Türkistanda küçəb icra qılıbatqan dini itiqadını, milli mədəniyyətini, örüb-adətlərini və hünər-sənətini çəkləş, türlük bahanələr bilən Uyğur milli uslubudu bizəlgən hoyla aram və öy sərəmcallarıqı buzğunçılıq qılış və Xitay uslubuğu özgərtiş qatarlıq cinayətlərdən özünü qaçırışqa və pərdazlaşqa urunğan. Xitay dairləri yığında, bütün rayonda cəmi 4640 türlük qayrı-maddi mədəniyyət mirasları vəkil xarakterlik türlərini ən-ənəvi hünər-sənətini gülləndürüş mündəricisi kirgüzdoq dəb bilcirliğən. Akbarat ilan kılış yığında yine Uyghur, Kazak, Kırgız milletinin bir kısım kişiler sin arkalık katnaştırılgan bulup, ular aldın teyyarlanğını boyunca Xitay'nın Şarkı Türkistan halkının medeniyet miraslarını koğdavat kallıqı haqqada yalgan guvahlıq birişke mecburlanğan. Gözetkücüler Xitay'nın her xil bahaneler bilen Şarkı Türkistan halkının dini, itiqadi, milli medeniyeti ve örüp adetlerini çekilip, Xitay medeniyetini kubul kılışkı mecburlanğını, hatta tili yızıqını mı çekilgellikini, Xitay'nın cinayi kılmışları xalqara cemiyetke aşkarı bolvatkan bir peytte, Şarkı Türkistan halkını yalgan guvahlıq bergüzüp, xalqara cemiyetini aldaş qorunvatkanlıqını bildirişmekte. Avustralya mu Beijing Olimpikine diplomatik baykot kıldıqallıqını ilan kıldı. Amerika hükümeti 6. dekabr Beijing kışlık olimpikine diplomatik baykot kıldıqallığını cekarlıgandın kiyin, Avustralya mu bu sepki qetilip hükümet emeldarlarını evetmeydiqallığını ilan kıldı. Avustralya taratkosu ABC'nin bugünkü haberde bildirilişçe, Avustralya başministri Scott Morrison, Beijing kışlık olimpik tenherket musabakısını diplomatik baykot kıldıqallığını, hiç kandak hükümet emeldarını Beijing olimpikiga evetmeydiqallığını ilan kılgan. O, bu kararının hayran kalğıdak yeri yokluğunu, Avustralya Xitay münasibetindeki yerikçilikning mezkur kararının çıkarılışıdaki sebeplerden biri ikenlikini takitleş bilen birge, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki insan hakları depsendicilikinin kişine endişigi saldıqallıqını mı ilave kılıp ötken.
Xitoyning Avstraliya turistik baş elchixonasining bayonotchisi bu haqda norozilik bayonoti e'lon qilib, Avstraliyaning Beijing qishliq olimpiyaga amaldor avatmaydiganligini e'lon qilishining Avstraliyaning ilgari Xitoy-Avstraliya munosabatini yaxshilashni xohlaydiganligi haqidagi bayonotiga zid ekanligini bildirgan. U bayonotida yana Xitoy-Avstraliya munosabati qiyinchilikka duch keldi. Buningdan mas'uliyat faqat Avstraliya tarafida deyishga bo'ladi. Xitoy Avstraliyani amaliy tadbir qo'llanib, ikki davlat munosabatini yaxshilash uchun foydali sharoit yaratishga yana bir qitim chaqiriq qildi deb jar salgan. Beijing qishliq olimpik tana harakat musobaqasiga yana 58 kun qolgan. Amerika 6 dekabr Beijing qishliq olimpik tana harakat musobaqasini diplomatik boykot qildiganligini rasmiy e'lon qilgan bo'lib, besh ko'z ittifoqining a'zosi bo'lgan Avstraliya mu Amerikaning bu harakatiga ergishib, Beijing qishliq olimpikini diplomatik boykot qilish sepiga qo'shilgan. Bulardan başqa Litvaniya mu eng başta diplomatik boykot qarorini e'lon qilgandan sirt, Yangi Zelandiya mu minister darajalik amaldorlarini Beijing qishliq olimpikiga avatmaydiganligini jakarlagan. Amerikaning harbiy amaldorlari Xitoyga taqobil turish masalasini muzokara qildi. Xitoy rejimi harbiy harakati va qurol-yarog' taraqqiyotini kuchaytirayotgan bir paytda Amerika armiyasining yuqori darajalik amaldorlari Xitoydan kelayotgan harbiy xiris va uningga taqobil turishning yo'llarini muzokara qildi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika davlat mudofaa ministerligi 7 dekabr oshkorlashicha, Amerika qo'riqlik armiya generali Kristine Wormes va dengiz armiya qo'riqlik jang qilg'uvchi qism qo'mondoni David Berger shanba kuni Kaliforniyadagi Reagan prezident kutubxonasida Xitoyning harbiy xirislari masalasi bo'yicha muzokara yig'ini o'tkazgan. Kristine Wormes yig'inda "Men Xitoyning Amerikadagi muhim ul astaylarga qaratgan to'r hujumi ehtimolligidan andish qilaman. Agar Xitoy bilan to'qunishib qalsak, balkim elektr to'ri yoki qatnash vositalariga qaratilgan hujumlarni ko'rishingiz mumkin. Keyingi hujum bizning harbiy kuchimizni chat elga yotkash usulimizga ta'sir ko'rsatib qolmay, Amerika xalqi uchun mo intayin og'ir oqibatlarni keltirib chiqaradi" degan. Wormes yana bir andishining Tayvan ekanligini, shunga Tayvan paroxotga qarshi boshqarilgan bomba dengiz qirg'og'i mudofaasini yaxshi o'rinlashtirish va Tayvan armiyasining jang tayyorligi uchun mablag' silish kerak deb qaraydiganligini bildirgan. Muzokara yig'inda yana Xitoyning janubiy dengizda tahdid silish qilmishlarini davom qilayotganligini, navbatda Xitoyni har tarafdan cheklashning faqat bir maydon urushining oldini olib qolmasdan, Amerikaning Hind tinch okean rayonidagi davlat manfaatini qo'g'dashga va ittifoqdoshlarni erkin dengiz va ochiq havo bo'shligi bilan ta'minlashga foydali ekanligini ta'kidlagan. Kristine Wormes yig'inda yana Amerika davlat mudofaa ministerligining yaqinqi 30 yilda armiyaning hamkorlashib jang qilish iqtidorini yuqori ko'tarish uchun tirishayotganligini, hamkorlashib jang qilishning qimmatini ko'rgan Xitoyning Amerikaga yetishib olishni planlaganligini bildirgan. Uning aytishicha, hujum qilish nuqtasidan aytganda, Amerika armiyasi jangda yiroq musofalik zarba berish darajasi aniq boshqarilgan bomba va o'tkir musofalik ovozdan tiz qurollarni ishlatadi ekan. Mudofaa nuqtasidan aytganda bo'lsa, Amerika armiyasi qayturma zarba berganda harakatchan qismini ishlatadi ekan. Arab Ellar Ittifoqi Falastin hukumatiga 100 million dollar yordam qilmoqchi. Aljeriya prezidenti Abdulmajid Tibon Aljeriyada ziyoratda bo'layotgan Falastin prezidenti Mahmud Abbasqa Arab Ellar Ittifoqi nomida Falastinni 100 million dollarlik iqtisodiy yordam bilan ta'minlaydiganligini bildirdi. Al Jazeera to'rining 6 dekabr xabarida bildirilishicha, Aljeriya prezidenti Abdulmajid Tibon Mahmud Abbas bilan o'tkazgan muxbirlarni kutilish yig'inida Aljeriyaning inqilobiy tarixini va Aljeriya xalqining qat'iy irodasini amalga oshirish, har qanday ahvol ostida Falastin xalqini qo'llash maqsadida bu qarorning chiqarilganligini bildirgan. Tibon yana Aljeriya universitetlarida o'qiyotgan 300 falastinlik o'quvchini o'qish yordam puli bilan ta'minlaydiganligini e'lon qilgan. Aljeriya kelar yili 3-chi oyda o'tkazilgan Arab Ellari ittifoqi boshliqlar yig'iniga sahibxonlik qilishga tayyorlik qilayotgan bo'lib, Falastin masalasini bu muhim yig'inning markaziy nuqtasiga aylantirmoqchi bo'lgan. Hukumat taratqullarining xabar qilishicha, Aljeriya va Falastin prezidenti Patiqinda Falastin tashkilotlari bilan birlikda muhokama yig'ini o'tkazishga qo'shilgan bo'lib, yig'inning aniq vaqti bekitilmagan. Falastin rasmiy xabar agentligining xabar qilishicha, Mahmud Abbas Tibonga Falastin masalasiga munosabatlik eng yangi siyosiy taraqqiyotlar, tinchlik masalasi va uni hal qilish chorasi,
İsrailiyanın buzgunçılık siyaseti ve Yahudilerini Palestin'e ulturaklaştırış siyasetini devamlaştırganlığı, konu mehbuslarını koyup birişini retkiliş ve iki devletinin meselesini tınıştık yolu bilen halkiliş çağrısını retkiliş sebebiden, Palestin bilen İsrailiyanın tınıştık söhbütünün 2014 yılı 4. aydın başlap toxtuganlığı Katarlık meselelerini tonuşturgan. Katar bilen Türkiye oturusunda 15 kilişim imzalandı. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan başçılıkıdaki bir heyet Katar'da devlet işleri ziyaretinde bulgan bulup, Katar emiri Şeyh Temim bin Hamid El Sani bilen sohbet ötküzüş arkalık iki devlet oturusunda 15 kilişim imzalandı. Türkiye Avazı Radyosu'ndan haberde bildirilmişçe Katar emiri Şeyh Temim bin Hamid El Sani 7. Dekabr Erdoğan'ı paytaxt Doha'da murasım arkalık karşı algan bulup, İki rehberinin ayrım uçuruşu da Türkiye-Katar münasebetinin bağırlık sahaları boyunca müzakere ötküzülgen. Şundakla 12 Afganistan, Suriye ve Liviye meselelerini öz içine alan rayonluk özgürlükler üstüdümü öz ara fikir almıştırgan. Uçuruştan keyin iki devlet oturusu da 15 gelişim imzalangan. Bu kıtımkı Katar ziyaretine Türkiye'nin Taşkı İşler Ministeri Mevlut Çavuşoğlu, İçki İşler Ministeri Süleyman Soylu, Devlet Müdafiye Ministeri Hulusi Akar, Soda Ministeri Mehmet Muş, Sehiye Ministeri Fahrettin Koca, Devlet Bihaterlik Organı'nın başlığı Hakan Fidan, Dini İşler İdarisi'nin başlığı Ali Erbaş ve başka köplügen yukarı derecelik devlet emeldarlarımı katlaşkan. Biden, Rusya ciddiçilikini ulgaçsa türlük tedbirler bilen cevap kaytırıldı. Amerika Prezidenti Biden bilen Rusya Prezidenti Vladimir Putin 7. dekabr ötküzülgen sınırlık görüşte Ukrayna çigrasidiki yirikçilikini müzakere kıldı. Türkiye Avazı Radyosu'ndan haberde bildirilmişçe Aksaray Biden bilen Putin'nin tünügün 2 saat davamlaşkan sınırlık görüşçe doğrusu yazma bayanat ilan kılgan. Bayanatta Prezident Biden'nin Amerika ve Avrupa'daki şiriklerinin Rusya'nın Ukrayna çigrasiga esker yığışıdan his kılgan çoğun endişelerini tılgı algallıkını bildirgen bulup, Biden, Rusya Ukrayna'da harbi ciddiçilikini ulgaytkan ahvalda Amerika ve ittifaktaşlarının güçlük iktisadi ve başka tedbirler bilen cevap kaytırdıganlığını bildirdi deyilgen. Bayanatta yine Amerika Prezidenti Biden'nin Ukrayna'nın igilik hukuki ve zemin bütünlükünü kollaydıganlığını eskertkenliki, ciddiçilikini pesaytiş ve diplomatiyaya kaytışkı çakırık kılgallığı kayıt kılıngan. Rusya Kirmil Sarı ilan kılgan yazma bayanatı bolsa, Körüşünün uçuk ve meselige merkezleşken körüş bulgallıkı eskertilgen. Şundakla, iki rehberinin bu yıl 16. iyon Şivisariya paytaxtı Cenve'de ötküzülgen yığın kararlarının icra kılınışını müzakere kılgallıkı bildirilgen. Rusya'nın bayanatı da yine NATO Ukrayna zeminlerini çarlaştı hatarlık hareketlerini kılıp, Çigrayımız etrafı da herbi yuşurun küçünü terakki kıldırvatıdı deyilgen ve Rusya bilen Amerika hemkarlıkının kişine razı kıldığan derecede emeslikini takitilgen. Bildirilmişçe Putin görüşte iki devlet diplomatlarına koyulgan embargolarını emelden kaldırışını teklif kılgan. İki rehber yine Amerika-Rusya stratejik mukumluk diyalogi, internet tor bihaterliki, İran meselelerini müzakere kılgan bulup, kol astıdakilerge bu meselelerini nazaret kılış doğrusu da yolu yoruk bergen. BDT Afganistan'dan çıkıp gidişki urunguçularının sahne köpüğü atıdı. Birleşken Devletler Teşkilatı Musafırlar İşleri Ali Emeldari Filippo Grandi yakınca bir neçe haftadan bu yan Afganistan'dan çıkıp gitişki unganlar sahandan köpüyüp ketkenlikini ilgir sürgen. Grandi, BDT Xavipsizlik Kengişi'ye bu hakta dokulat verip, Afganistan vaziyetinin yeni musafırlar kirlisi keltürüp çıkırış ihtimallıkı barlıkı hakkıda agahlandırgan. O, Afganistan'daki 23 milyon kişinin haddeden ziyade açarçılık şaraitede yaşavatkallıkını, ulanın panahlanış, pakız içimlik suyu ve sağlamlık mülazimetine erişte kıyınçılıkı düşkülüvatkallıkını oturup koyup, tokunuşlar sebebinin 3-20 milyon kişinin öy makanlarından ayrılıp kalışı mümkünlükünü bildirgen. Grandi, insanperverlik yardımlarına tayinip iktisadını kutuldurulup olmaydıkallıkını tekitlep, Afganistan'daki bu negizlik meseleki karşı ilgirleşinin aslı buluşu intayin haterlik. Yakınca bir neçe haftadan bu yan devlet tevalikeden çıkıp gidişki urunulgan Afganistanlıklar sahandan işvatkallıkını gördük. Biz devlet ve iktisattaki tıkımı çonkur ve iğir veyran buluşunun koşni devletlerge, hatta unundun mu Irak caylarıgı geçişini tıkımı küçük derecede hareketlendirdiğallıkı işinimiz digerlerine ilave kılgan.
Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kadar program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.